Sevgili dostlar merhabalar. Geçtiğimiz günlerde stratejik önemi olan ve bir o kadar da trajedik bir durumu bu ekranlardan sizlere aktarmıştım. Facebook'ta, YouTube'da çok fazlaca izlendiğini fark ettim ve bu hadisenin bir sonraki adımı da geldi. Maalesef ki bugün Türkiye'ye karşı 3 ülke birleşti. Ordularıyla bir provokasyona girişmek için barut fıçısı haline gelmiş Doğu Akdeniz'de, Ege'de büyük provokasyonlara imza atacaklar. Bu üç ülke kim? Arkalarında ne var ve neyi planlıyorlar? İsrail bu işin neresinde? Türkiye'nin siper hava savunma sistemi, çelik kubbesi, baktığınız zaman bunların hepsiyle işin bağlantılı olduğunu çok net olarak anlıyoruz. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ın yakınlarında, Rum kesiminin olduğu bölgede, Limassol civarlarında, buralara Amerikan özel kuvvetlerinin ve İngiliz özel kuvvetlerinin yerleştiğini, 3000'e yakın, hatta 3000'den fazla özel olarak eğitilmiş ve donatılmış komandoların, İngiliz ve Amerikan komandolarının bölgeye konuşlandığını, savaş gemilerinin buraya geldiğini, limanlarda konakladığını, denizaltıların gizlice Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dibinde dolaştığını, bazı balıkçıların bunları görüp fotoğrafladığını aktarmıştım. Gelin bugün bakalım Türkiye'ye karşı birleşen 3 ülke kimlermiş? Tanklar, füzeler, helikopterler, savaş gemileri, uçaklar. Her biri tek tek harekete geçiyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de çeşitli provokasyonlara imza atan Yunanistan, 3 ülkeyi ve bir de Rumları arkasına alarak Türkiye ile savaş provası yapmaya hazırlanıyor. Sevgili dostlar, İsrail'e Türkiye'yi şikayet edip hedefleri Türkiye'nin üzerine doğrultmaya çalışan bir Yunanistan vardı geçtiğimiz günlerde, biliyorsunuz. Türkiye bu silahları, bu donanmayı, bu askeri unsurları Mersin'e konuşlandıracak. Sizi vurmak istiyor. Hedefi biz değiliz. Sizi vururlarsa hiç kimse arkanızı toplayamaz. İsrail savunulamaz bir duruma gelir. Türkiye'ye karşı bir savaş durumu olursa. O yüzden Türkleri gelin birleşelim hep beraber. İsrail'e saldırmadan biz onları alt edelim diyen bir Yunan medyası da vardı, biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'in az önce söylediğim gibi barut fıçısı olduğu bir dönemde Yunanistan, Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs'ın katılımıyla Doğu Akdeniz, Güney Ege ve Girit adası civarında geniş çaplı bir askeri tatbikat yapılacak. Yunanistan, Fransa, İtalya, Rumların katılımıyla Doğu Akdeniz, Güney Ege, Girit civarındaki bu askeri tatbikatın hazırlıkları tam anlamıyla bitmiş vaziyette. Bu tatbikat Türkiye'nin Libya ile oluşturduğu deniz yetki alanlarının sınırlarında yapılıyor. Ve hatta bence tatbikat esnasında şantaj, özür diliyorum, taciz mahiyetinde bu sınırları da alt üst etmeye gayret gösterecekler. Amerika'ya da oradan parmak sallatacaklar. 14 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan Yunamia 24, yani onların dilinde sözde Adalet isimli dörtlü tatbikat, Yunanistan Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri özel birimleri katılırken diğer ülkelerinde deniz ve hava kuvvetleri katılım sağlayacak. Bazı özel birlikleri de burada eğitim amaçlı tatbikatın içerisinde olacak. Tatbikatın hazırlıkları şu an itibariyle bitmek üzere. Tatbikatın amacı havacılık operasyonları alanında işbirliğini güçlendirmek, bölgede seyri sefer serbestisini sağlamak, katılımcı birliklerle çalışılabilir olmak, savaş kabiliyetini güçlendirmek ve bölgede yaşanacak hadiselere karşı önlem ve tedbir geliştirebilmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Türkiye'nin dibinde yapılıyor. Türkiye'nin deniz yetki alanlarından birinin sınırında yapılıyor. Kimse bu tatbikatın işte biz bunu İran'a karşı yapacağız. Lan İran'da Akdeniz'e sınırı mı var arkadaşım? Böyle konuşuyorlar ama. Ya biz onu işte falanca ülke için. Yok öyle bir şey. Tamamen Türkiye'yi nasıl yok ederiz'in tatbikatını yapıyorlar. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin planlamasına uygun olarak Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası işbirliğinin bir parçası olan Yunamia isimli tatbikat, Avrupa Birliği'ne üye 4 ülkenin silahlı kuvvetlerinin ortak niyetini ve kararlılığını ortaya koyacaktır diyorlar. Yani diyor ki Yunanistan'ın hedefleri eğer ki Türkiye ise arkasındaki Avrupa devletleri de orayı vurmaktan geri adım atmayacaktır diyor. Buna paralel olarak Yunanistan, Rumlar, Fransa, İtalya'nın daha geniş Akdeniz bölgesindeki güvenlik istikrarının desteklenmesini temel direkler olarak bu rolü de vurguluyor bu esnada. Ve diyor ki Türkiye'ye buranın güvenliği ve adaleti, hukuki hakları teslim edilemez.
ve hatta hiçbir söz hakları olmamalı. Gelin, der beni tek başıma takmıyor. Gelin hep birlikte çıkalım karşılarına. Hep birlikte karşılarına dikilelim ve Türkler boyun eğmek zorunda kalsın. Lakin bunu diyenlerin tarih bilgisinin çok zayıf olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Türkiye'yi, özellikle onun olan bir şeyi onun elinden isterken boyun eğdirmenin mümkün olmayacağını, özellikle bu dönemde atılan adımların birçoğunun asla buna izin vermeyeceğimizin kanıtı olduğu bir dönemde bence hayalden öteye gidemez. Eunomia isimli tatbikat ilk olarak 2020 yılında yapılmıştı. Bu yılda bunun muazzam büyüklükte olanı gerçekleştiriyor. 2020 yılını düşündüğümüz zamanlarda Yunanistan'da çok büyük gerginlikler yaşadığımızı net olarak dile getirebilirim. Şimdi gerginliğin minimize edildiği düşünülen bir dönemde bunu tekrar yapmaları şunu ifade ediyor. Türklerle istediğiniz kadar alımlı politika yürütelim. Kavga etmeyelim, sataşmayalım, dalaşmayalım. Lakin biz düşmanız. Bu tatbikatı yaparız çünkü yarın günü geldiğinde onlarla savaşmak durumunda yine kalacağız diyor. Bakın sevgili dostlar, az önce bahsettiğim tatbikatta bahsettiğim ülkeler Fransa, İtalya gibi Yunanistan, işte Rum kesimi gibi olabilir. Lakin burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu hadiseler neden, nasıl, ne için gerçekleştiriliyor? Buna bakmak lazım. Ve Yunan medyasında konuşulanlar, geçtiğimiz günlerde ayrıntılarıyla vermiştim ama yine özelde biraz bahsetmem gerekiyor. Bakın biz Tayfun füzesiyle 600 kilometre yarı çapındaki menzilde bulunan her yeri vurabilir noktaya geldik. Yani buralarda bizi istemeden bir şey olamazın manasına geliyor. Gerekli cephanen varsa nasıl Rusya'sı, Amerika'sı, osu busu bir nükleer bombayla dünyayı tehdit edebilir noktada bu silahların böyle bir baskın gücü var. Ve elimizde 600 kilometre yarı çapında bir Tayfun füzesi varken bölgesel anlamda bakın Mersin'e konuşlandığında İsrail'i içerisine alan, efendime söyleyeyim burada Trakya bölgesine, İzmir'e konuşlandığında Yunanistan'ı, Romanya'nın bir kısmını, Bulgaristan'ın tamamını, birçok yeri içine alan bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi Cenk füzesiyle bu menzil 1000 kilometrenin üzerine çıkmışken nereye koyarsan koy bölgesel anlamda sözünü dinlemek zorunda kaldıkları bir Türkiye ile karşı karşıyalar. Ve Yunanistan şunu dile getiriyor. Bakın elimizdeki silahları da verelim ekrana. Balistik füzelerden bahsediyoruz. Balistik füzeleri ekrana getirelim. Burada Bora ve Yıldırım da çok önemli. Lakin Tayfun füzesi ve Cenk özellikle Yunanistan'ın en çok korktuğu, kendi korkularından ziyade bunu bir enstrüman olarak kullanarak aslına bakarsanız Cenk füzesini şunu dile getiriyorlar. Türkler bizi değil, sizi yok etmek istiyor. Yılanın başını ezecekler. O yüzden İsrail'e saldıracaklar. Bunun plan ve projelerinin tamamı hazır. Türklerin istihbarat teşkilatı, İsrail'de bulunan bütün stratejik noktaları, kritik bölgeleri, bütün silah ambarlarını, gizli yığınakları her birini tespit etmişler. Hepsini bir gecede yok edebilecek, vurabilecek silah sistemlerine de sahipler ve bunun peşinden de bir drone saldırısı yapmayı düşünüyorlar diyor Yunan medyasında konuşanlar. Ve şunu söylüyor, aynı Türkler bizdeki stratejik ve kritik noktaların da tamamına hakimler. Ve burada zaten kafalarına göre drone uçuruyorlar. Biz bazılarını görebiliyoruz, birçoğunu teşhis bile edemiyoruz. O yüzden diyor işte Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türklerin İHA'larını tespit edebilecek bir savunma sistemi, radar sistemi geliştirmek zorundayız. Delik deşik oldu hava sahamız diye bu sebepten konuşuyorlar. Ve bunların akabinde baktığınız zaman Türkiye'nin dibinde İsrail hani Lübnan saldırılarını böyle bahane ederek Türkiye'ye karşı bir önlem almanın derdindeler. Kıbrıs'ın güneyine yığınak yapıyorlar. İngiltere 1000'den fazla özel kuvvetler personelini buradaki Akrotiri üstünde bekletiyor. Limassol limanına yanaşan Amerikan amfibi çıkarma gemileri var. İşte bunlardan bir tanesi ismini vermek gerekirse USS Wasp. Amerika'da Kıbrıs topraklarına 2000'e aşkın deniz piyazetçisi ve bunun yanında özel kuvvetler getiriyor. Ve bakın bu gemilerin özellikleri içinde tank taşıyabiliyor, helikopter taşıyabiliyor, birçok farklı şey gerçekleştirebiliyor. Yani kapsamlı bir hücum operasyonu için aslında bu gemileri buraya getirdiler. Bu gemiler öyle ufak tefek değil. 258 metreden başlıyor uzunlukları. Helikopter, tank, her biri içinde bir çıkartma gemisi bu USS Wasp. Ve bunun gibi birçok gemi var bölgede. Amerikan tespitlere göre, Amerikan mı İngiliz mi tam net bir şey burada söyleyemesek de denizaltılarının da bölgede balıkçılar tarafından bazı zamanlarda fotoğraflandığını da bizler biliyoruz. Bazen denizaltılar teknik arızalar sebebiyle suyun daha üstlerine
gelip orada seyretmek durumunda kalır. Bu anda da fotoğraflanabilmesi, görülmesi, balıkçı sonarlarında tespit edilebilmesi de mümkün bir hale geliyor aslına bakarsanız. Ve Yunan ve ağababası İsrail, bölge için konuşuyorum, Amerika'yı katmıyorum, İran'ı onu bunu şunu bahane ederek yine ateşle oynuyorlar. Ve Türkiye bütün hazırlıklarını yapmış vaziyette. Savaş çığırtkanlığı yapmıyorum asla. Ama bizim topraklarımıza göz dikenler neler yapabileceğimizin bilincinde olmak zorunda. Bunu ya anlayacaklar ya da eşeğin kulağına karpuz suyunu mu kabuğunu, ne öyle bir laf vardı ya. Bunu bir şekilde bizler kaçıracağız sevgili dostlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, özellikle katıl butonundan bizlere destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Sizler sayesinde yayıncılık hayatımızı sürdürebiliyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim.